Çocukluğum Uşarput'ta geçti. Karların kalkmasıyla, buzluk yaylasına at katır sırtında başlayan yolculuğumuz, bizi çocuk gönlümüzün en uzak diyarına taşırdı. Bir gün uzaktaki bir akrabaya ziyarete giderken, tren raylarını ve treni ilk kez gördüm. Ufukta kaybolan tren raylarına bakarak, bunlar kimleri nerelere götürüyor? Halbuki herkes bizim gibi evinde barkında oturmuyor mu diye kendi kendime sormuştum. Çocuk gönlümde cevabını, bu trenler ninemin, oğul uzaklaşma yoksa seni yel aparır sözlerinde geçen, rüzgarların insanları kaçırdığı tuhaf ve uzak diyarlara gidiyor şeklinde bulmuştum. Nice yıllar sonra ben 70'li yıllarda genç bir tıbbiye talebesi olarak yine bu raylar üzerinde Ankara'ya gittim. Ninemin aman oğlum dikkat et yel aparır dediği diyarlara. Birkaç yıl böyle geçti. Bir renkli fotoğrafa tek renk şeffaf bir jelatin kağıdı geçirirsiniz. Renkler kaybolur. Kişiler ve eşyalar, evler, bahçelerin üzerine bir gölge düşer. Bir tuhaf olur. İşte öyle. Anarşi, üniversite ilk yıllarının allı pullu Ankara'sını böyle tek renkli cehenneme çevirdi. Arkasından öğrenci olayları, öğrenci dernekleri ve basın davaları geldi. Kendimizi Ankara Kapalı Cezaevi 1. kısım 2. koğuşunda 50'ye yakın öğrenci arkadaşla birlikte soğuk taş duvarların arasında bulduk. Hani masallar vardır. Kan emen vampirler, güneş doğup ışıkları vücutlarına değince kül olup dağılırlar. Bunun gibi ama tuhaf. Bütün cezaevlerinde tutuklular tenlerine gece değer, kül olur dağılırlar diye hep güneş batmadan koğuşlara kapatırlar. Günlerce, aylarca, yıllarca hep böyle. Bir gün Ankara Kapalı Cezaevi 1. kısım 2. koğuşunda inanılmaz bir şey oldu. Gece bir firar ihbarıyla bütün tutukluları dışarı çıkardılar. Bir yeşil vadide akan, duru bir nehirde yüzmek için vadiye koşan şen şakrak çocuklar gibi dışarıya çıktık. Hayret! Kimimiz duvarlara yaslandık, kimimiz yerlere oturduk, kimimiz sırt üstü yattık uzandık. Ama hepimiz çığlık çığlık bir sevinçle onları doyasıya seyrettik. Aa, şunlara da bak, peki şunlar hangileri? Şu hepsinden parlak gibi diyerek dostlarımızla bir sarmaş dolaş olmadığımız kaldı. Ve ışıklara boğulmuş bir Ankara gecesinde hiç kimse bizlere yasaklanmış gökyüzünden yıldızlar çaldığımızı anlayamadı. Ulu Canlar Cezaevi Müzesi'ne heyet olarak geldik. Burada değerli ağabeyimiz Ahmet Tevfik Ozan 1974-78 yılları arasında misafir olmuş. Onun buradaki hatıralarını efendim kendisiyle birlikte yaşayacağız. Şener Hocam, siz tabi vasfettiniz. 74 yılında biz buraya geldik. Daha sonra Altındağ Belediyesi'nin gayretleri ve bizim Zübeyde Hanım gibi böyle işi projelendiren insanların gayretleriyle bura bir müze oldu. Şimdi ben gelip gidiyorum, sağ olsun Zübeyde Hanım, bir de Merve Hanım var. Şimdi bazen diyorum ki Zübeyde Hanım, diyorum, ben buradan çıkarken çok mutluyum diye. Niye? Ya diyorum, hiç kimse nereye gidiyorsun demiyor. Çünkü ben burada 2-3 sene kaldım. O zaman buradan ayrılmam mümkün değildi. Ama şimdi çıkarken huzur içerisinde çıkıyorum. Ama Merve Hanımların buraya emeği çok. Burası bir düşünce ve demokrasi müzesi. Evet. Yani burada rastgele kendi mesela insanlık adına kişiye, bireye karşı işlenmiş suçların veçesiyle buraya dikkate alınmıyor. Siyasi fikirlerinden dolayı, inançlarından dolayı buraya kimler gelmiş, kimler geçmiş diyebileceğimiz Beyce Buranlardan, Yılmaz Güneylerden, Deniz Gezmişlerden, Muhsin Yazıcıoğullarından pek çok geniş yelpazede insanlar gelmiş geçmiş. Ortak özellik insanlık onuru ve insanlık adına başkalarına zarar vermeden düşüncelerini ifade etme müzesi şeklinde değerlendirilebilir. Tabiatıyla biz burada kaldık. Uzun müddet bu cezaevinin sağ kısmı 1. bölüm, sol kısmı 2. bölüm. 1. bölümünü ben yönettim, idare ettim mahkumlar, onları temsilen. 2. bölümünü de Yılmaz Güney yönetti. Biz aşağıda Yılmaz Güney ile oturup sohbet ederdik. O sohbetlerin neticesinde çok da güzel bir dostluğumuz oldu ama sonra birbirimizi kaybettik.
tabiatıyla buraya gelince ben her seferinde eski günleri yad ediyor ama düşüncelerinden dolayı, inançlarından dolayı, siyasi fikirlerinden dolayı insanların, ailelerin veya nesillerin zarar görmesini de istememe niyazımı tekrarlıyorum. İçinde üç ağaç incir, mapusun içinde üç ağaç incir. Elimde kelepçe, boynumda zincir. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm. Uzak git ölüm. Zincir sallandıkça her yanım sancır. Zincir sallandıkça her yanım sancır. Düştüm bir ormana, yol belli değil. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm. Uzak git ölüm. Düştüm bir ormana, yol belli değil. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm. Uzak git ölüm. İçinde mermerden direk, mapusun içinde mermerden direk. Kimimiz 15'lik, kimimiz kürek. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm. Nedir bu halim? İnsanın zulmüne dayanmaz yürek. Ahmet abi, hatıralarınız var mı? Hatıralarınızdan da. Elbette. Şöyle olur. Burada uzun yıllar kaldım. Bir gün hiç unutmam. Bazen sayımda yanlış olursa, gece mahkumları dışarı çıkardılar. Bana çok tabii geldi. Ama şunu gördüm. Bütün mahkumlar, baktım, bahçede yere yapmışlar. Ulan niye yere attınız falan filan dedim. Meğerse yıldızlara bakıyorlarmış. Evet. Doya doya yıldızları seyrediyorlar. Evet. Yani burada yıldızları seyretmek bir inanılmaz güzel. Ben bunu sonra bir şiir haline getirdim. Türk Edebiyatı'nda yayınlandı. Mapushane diliyle yıldızlar üzerine. Ah yıldızlar! Bizlere ne kadar yakınsınız ve uzak. Rüyalarda koklanmış çiçek kadar. Ne olur, bir vahanın tavrını takınsanız, su vermekle serçeye, yalnız içecek kadar. Analar, burada yalnız camlarda bir gölgedir, duvarları is kokan görüş odalarında. Duvarlar, çığlıkları doğrayan bir cam hançer ve buz gibi bir yılan serçe yuvalarında. Sahi çaylar ne halde, koğuş bardaklarında. Soğuk satılsa bile yüreklerde ısınmış, asla kan rengi değil, bizzat sıcak kan mıdır? Tavanlara, musluğa, duvarlara bulaşmış, yağlı koyu gölgeler, kaynayan yüreklerde terleyen zaman mıdır? Üzerine cam fanus kapatılmış kelebek, ne yapsın çırpındıkça kanatları kırılsa? Saniyeler burada hep kor ateşten bir çelenk, Kaf Dağı'nı aşmaya hazır demirden asa. Ah yıldızlar, bizlere ne kadar yakınsınız ve uzak.
rüyalarda koklanmış çiçek kadar. Zübeyde Hanım, bu Ulucanlar Cezaevi ne zaman müze haline getirildi? Ulucanlar Cezaevi 2006 yılında kapatılıyor. 2009 yılında da müzeleşmesine karar veriliyor. Çalışmalar başlıyor 2009 yılında. 2011 yılında da Haziran ayının 16'sında ziyaretçiye kapılarını açıyor. Evet. 16 Haziran 2011'den beri burada ziyarete açık yani. Burada Ahmet Tevfik Ozan abimizin de evet, zannederim bir odası var. Birazdan gezeceğim. Bir şey yatağı var. Koğuş. Yani burada kapalı cezaeviymiş burası zamanında. Kapalı cezaevinde koğuş kavramı var. Koğuşta işte ranzası var. Burada sağ olsun bazı eşyaları sergileniyor. Biyografisi var. Evet, tanıyanlar var. Aa, ben tanıyorum. Ben mesela rehberlik de yapıyoruz burada gruplara. Tanıyanlar da çıkıyor. Evet. Ziyareti gerçekleştirirken Ankara'da değerli dostumuz avukat Rüstem Kadri Septoğlu da aramızdaydı. Doğrusu onun da duygularını burada almak isteriz. Ben hapishaneye ilk defa bu kadar rahat geliyorum. Genelde ya bir tanıdığı ziyarete gideriz ya da müvekkilleri. Hep öyle rahat olsun. Benim tutuklu kaldığım süre yok ama mesleğim dolayısıyla buraya geldim. Ayrıca Ankara'da oluşu, hukuk eğitimini aldığım Ankara Hukuk Fakültesi'ne çok yakın oluşu beni bayağı duygulandırdı. Asıl olan insanın özgürlüğü. Toplumda düzeni sağlamak adına da cezaların ve hapishanelerin olması kaçınılmaz. Ama ben burayı görünce keşke yasalarla değil de fikrimiz ve düşüncelerimizle bu tür tutuk evlerinin olmasının önüne geçmek ve biraz önce Ahmet abinin de bahsettiği gibi düşüncesinden ve ideolojisinden, inancından dolayı kimsenin yanlış ceza alıp girmemesini temenni ederek tüm cezaevlerinin ileride müzeye dönüşmesi temennisini sunuyorum. Adalet ve döner semaların nuru pencerelerde. Karanlık nuru akar, haykırır Ömer nerede? Taş yürekli duvarlar, buzdan sükutu keser. Bir çiçekte kelepçe, haykırır Ömer nerede? Şimdi cezaevin içine girdik. Artık cezaevin içerisindeyiz. Ulucanlar 1925 ila 2006 yani 81 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılmış bir yer. 81 yıllık bir cezaevi tarihi var. Cezaevi olmadan önce de burası askeriyeye ait bir depoymuş. At ahırı olarak kullanılıyormuş. O yüzden şöyle zaten etrafınıza bir baktığınızda pek cezaevine de benzemez değil mi? Biraz evet, daha mimari olarak, yapısal evet, olarak biraz cezaevinden farklıdır. Şu an bulunduğumuz yer 9. Koğuş, diğer bir adıyla da Hilton Koğuşu. Hilton Koğuşu biraz daha böyle ayrıcalıklı. Nedir o ayrıcalıklı olan? Hani siyasi nedenlerden dolayı Ulucanlar'da kalmış insanların kaldığı yer. İsim verelim mesela Bülent Ecevit, Nazım Hikmet, Osman Bölükbaşı. Metin Toker, Beyhan Cenkçi, Ülkü Arman, yani 1950'lerin önemli gazetecilerinin de kaldığı bir koğuş burası. Evet. Gördüğünüz gibi iki kattan oluşuyor. Üst katına çıktığınızda bu duvarların arkasında bir Ankara manzarası görüyorsunuz. O yüzden burası biraz daha diğerlerine göre farklı. Az önce tutukluların cezaevine getirildiğinde ilk kondukları yerleri gördük. Bir veya iki gün orada bekletiliyorlar. Dosyası müdür bey tarafından incelendikten sonra kendi gibi olan suçluların koğuşuna götürülüyor. Burası da burasının adı 14. koğuşmuş. 14. koğuşta kalanların havalandırması, volta alanı bakın biraz daha farklı. Daha dar, daha uzun. Evet. Güneş bakın görmüyor çok fazla. Duvarda da film şeritlerinde kimler gelmiş, kimler geçmiş. Hep onları göreceğiz. Böyle ara ara bu film şeritlerinde böyle gerek sağ görüşlü olsun, gerek sol görüşlü olsun, gerek daha dindar muhafazakar kesimden olsun. Bir sürü kişi göreceğiz. Sanat camiasından siyasi insanlar
olsun, yazar, düşünür. Onlara ait böyle film kareleri göreceğiz. Bakın burada Deniz Gezmiş var. Evet. Burada 9. koğuşun önündeki siyasi koğuş mahkumlar var. Bakın bu arkamızdaki koğuş 9. koğuş. Evet. Bakın burası Adnan Menderes Bulvarı'nın önünde, Hilton'un önünde çekmişler. Bakın Yılmaz Güney, Ahmet Tevfik Ozan'la beraber kaldığını söylüyordu ya Yılmaz Güney, evet, işte evet. Kendisi. Bunlar da birinci kısımda kalan, yani sağ görüşlü, ülkücü dediğimiz kısımda kalan kişiler. Ahmet Bey'in hep arkadaşları, koğuş evet. arkadaşları 71-74 yıllarında, bakın koğuşun avlusunda, onların bahçesinde o zaman ikinci koğuşun önünde bir havuz varmış. İnşallah yine gittiğimizde göreceğiz. Bakın havuz önünde, arka tarafta havuz. Hep beraber fotoğraf çektirmişler. Evet. Daha sonradan da müze olduktan sonra da bizimle paylaştılar. Bu film şeritlerinde de Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin bakın ilk yılları. Sohbetimizin başında dedik ya 1925 ila 2006 yılları. Bakın tam 1925-30 yılları. Daha yeni cezaevi olmuş. Etrafı ne kadar boş görüyor musunuz? Ankara ne kadar boş. Evet. Şimdi burası tabii ki ana cadde, bir hastaneler sağımızda solumuzda, dop dolu yani şu an etrafımız. Bu boş arazilerde burada kalan mahkumlar tarımla uğraştırılıyormuş o zamanlarda. Evet. O zamanki adı zaten Ulucanlar değil. Cebeci Tevkifhanesi'ymiş. O zaman öyle deniyormuş. Evet. Şimdi müzemizin 4. koğuşundayız. Görmüş olduğunuz burası gibi tam 6 tane koğuş var. 4. koğuş siyasi, yine siyasi bir koğuşmuş zamanında. Toplamda 80 kişi kapasiteli bir koğuş olmasına rağmen gerek burada kalanlar olsun, gerek görev yapanlar olsun, yani eski evet. çalışanlar olsun, gerek müdürleriyle de tanıştık biz proje kapsamında. Hepsinin ortak söylediği şey, hiçbir zaman 80 kişi kalamadık. Evet. Hep sayımız çok üstündeydi. Evet. Çok fazla kalabalıktı. İşte gün boyu buradalar, güneşleniyorlar, ne bileyim voltalarını atıyorlar, yemeklerini yiyorlar. Bu alanda hava kararına kadar serbest bir şekilde dolaşıyorlar. Nasıl cezaevi meydanı? Avlusu. Avlusu. Koğuşun avlusu. Evet, yani bu evet. koğuşun avlusu. Daha sonra hava kararmaya yakın yine gardiyan geliyor, evet. sayım alıyor. Herkesi içeriye alıyor. Ondan sonra demir kapıyı kapatıyor. Ta ki ne zamana kadar? Ertesi gün sabaha kadar. Teselli. Varsın kapanıversin kapılar arkamızdan. Bizler temiz bir kalple dünyayı dolaşırız. Onlar mahkumsun diye yapışsın yakamızdan. Bizler aslında başka, dünyaya yaraşırız. Dördüncü koğuşumuzun içindeyiz şu an. Gördüğünüz gibi biraz büyük ama burada koğuş ne kadar büyükse içeride kalan kişi sayısı da o kadar artıyor. Arkaya doğru baktığınızda heykeller var. Heykellerden köşede olanlar artık buranın koğuşu, ağası, lideri, şefi kimse onlara ait. Evet. Köşeleri her zaman daha korunaklıymış çünkü. Tavanın şeklinden dolayı, bakın tavanın şeklinden dolayı buralara tabuthane de değil mi? Evet, evet. Tabuthane de diyorlarmış tavanın şeklinden dolayı. Bir de böyle tavanda küçük küçük pencereler var. Oralardan da gardiyan gün boyu bir aşağı bir yukarı. Şuralardan gözlüyor. Evet, evet, içeriği gözlüyormuş. Bir nevi eskinin kamera sistemi gibi yani. Bakın bu sobayı da kendileri atölyede yapmışlar. Evet. Atölyelerinde kendileri yapmışlar. Yalnız burada bir çok güzel bir hadise var. Evet. Şimdi bu mahkumlar, şimdi koğuşu görüyorsunuz. Koğuş bu kadar. Yalnız bu şeylerin arasında boşluk yok. Evet. Ranzalarında hep bitişik. Şimdi ona çok gülerdim ben. Şimdi mesela diyelim ki burada bir mahkum, bir mahkumun yatağı da orada. Şimdi mahkum şeyde, havalandırmada gidiyor. Oradaki mahkum diyor ki, ya diyor hocam diyor, akşam size misafir olacağız diyor. O da diyor, bekleriz, buyurun falan diyor. Oradaki mahkum güzel elbiselerini giyiyor falan, takım elbisesi. Bu da bu. Buradan bunlar şimdi kalkıyorlar törenle. Yalnız oraya giderken de koşuyor içinde zaten, orada bir şey değil. Yalnız böyle biraz yavaş gidiyor ki vakit geçsin. Yani şöyle yavaş yavaş oraya gidiyorlar. O da ooo hoş geldiniz falan filan. Evet. Bu arada çayma işte bu ne buluyorsa. Bazen de tabii buranın en lüksü kant dediğimiz bir şeydi. Portakal, mandalin, limonu kaynatırdık.
O buranın en lüks içeceğiydi. Onu böyle bardaklara koy şekerle. De misafir ağırlayacağız ya, onu ikram ederdik. Onlar çok hoşlarına giderdi. Sonra kalkarlardı. Haydi eyvallah gideceğiz falan. Oradan kalkarlardı. Yavaş yavaş buraya gelirlerdi. Evet. Yani insanlar yaşadıkları dünyayı buraya taşımak için ufak tefek böyle illüzyonlar belki de yaparlardı. Arkadaşlar bu 1974 yılında çekilmiş bir resim. Bu benim, bizim gençlik zamanımız. Bu ortada Çorumlu Muharrem Şemsek, İlk Ocakları Genel Başkanı. Bu da daha sonra gümrükçü olmuş Amasyalı bir arkadaş. O zamanlar tabii şey zaman, yani imkansızlıklar içerisinde bir zaman. Kapı altına konulan şeylerle, mesela ben mahkemeye çıkacaktım. Muharrem Şemsek bana bu elbiseyi gönderdi, zorlukla giydik. Nadir taktığım kravatlardan biz, ben kravat takmayı sevmem. Bununla mahkemeye gidip geliyorduk. Evet. Şemsek çok fazla kalmadı. Bununla ilgili bir hatıram var. Bir gün Çorumlu bir arkadaş kızı istemeye gitmiş. Bir tahtası eksik. Bir de bıçak götürmüş. Vermezse bıçak çekeceğim diye. Şimdi neyse, bunu yakalamışlar, attılar içeriye. Ankara Tıbbı son sınıfında bir arkadaş geldi buraya. Muharrem Şemsek de diyor ki, üzülüyor ama çok üzülüyor. Dedi ki, ya Cemil kardeş dedi, fazla üzülme, Allah büyüktür. Cemil dedi ki, vallahi hocam bıçak da büyük, bu kadar. Yani öyle güzel de bir hatıramız var Şemsek'le ilgili. Allah şifa versin, bu daha sonra vuruldu ve felç kaldı. Bu cezaevi bu tür şeylerle, ama solda olsa sağda olsa, eskiden vallahi herkes ilkeliydi. Yani böyle çok fazla kimseye zarar vermek, vahşet göstermek, zulmetmek şeyi yoktu. Belki iyi şeyler yapmak için çırpınan insanlardı. Bu bulunduğumuz kısımda sol tandanslı mahkumlar kalıyordu, biz karşı tarafta kalıyorduk. Yalnız biraz da gençlik olmalı ki, buralar bize çok çok büyük görünüyordu. Şimdi ben bakıyorum aynı bina değişmedi halde. Evet. Çok küçük dar mekanlarmış. Cenab-ı Allah'ın hikmeti, biz buralarda sanki böyle bir sarayda, bir sahrada yaşıyor gibiydik. Burada tabii bu ranzalar arasında boşluk yoktu. Ranzalar hep bitişikti. Ve bir yatakta 2-3 kişi yatardı. Ama tabii cezaevinde tabii bazen yanlışlıkla düşen insanlar olduğu gibi profesyonel insanlar da düşerdi. Ben hiç unutmam, bir gün bir tesadüfen düşmüş zengin bir adam yatağını buraya koyuyor, yün yatak. Yanında da başka bir, bu işlerle profesyonel uğraşan birisi. Şimdi o adam dışarı çıktıkça, gezmek için çıktıkça, yanındaki mahkum bir oradan deliklenmiş bir buradan. Yünü oraya atıyor, oradan da pamuğu buraya atıyor. Bir ay sonra adamın yatağı, yün yatağı pamuk oluyor, orası yün o. Onu götürüp satıyor dışarıda. Yani burada öyle antika şeylerle karşılaştık ki, bir yandan güldük, bir yandan tacip ettik. Şimdi lahana getiriyor, taze lahana. Lahana açıkken içine esrar koymuş, lahana kapanmış. Aşağıda bıçakla kestiler, buldular. Yani mahkum burada yanlışlıkla düşen insanlar mağdur gibi görünüyor. Ama profesyoneller de var. Yani bir curşunadır gidiyor idi. O yıllar öyleydi. Tabii siyasi mahkumlar, solcular, sağcılar bir şeylere inandıkları için fedakarane, ama ben şuna inandım. Mesela benim bir solcu arkadaşım vardı, Mao'cuydu. Adam banka soymuş, ekmek parası bulamamış, örgütün parası diye dokunmamış. Hiçbir şekilde arkadaşlar, neye inanırsa inansın, insanlar samimi olmalı. O yüzden biz burada samimi insanlarla cezaevinin düzenini kurmaya çalıştık. Diğer kısmı ben idare ettim, bu kısmı Yılmaz Güne idare etti. Biz aşağıda, ya daha nasıl idare edebiliriz? İnsanların acısını nasıl indirebiliriz diye Yılmaz Güne'ye çok konuşmuş. Çok konuşmuşluğumuz var. Ben sağcıydım, o solcuydu, ama şimdi yaşasaydı birbirimizi arardık. Yani sol ve sağ önemli değil. Önemli olan insan olmak, başkasına zarar vermemek. Başkasına zarar vermemenin karşılığı İslam'da kul hakkı. Kul hakkı almayacaksınız arkadaşlar. Kimseye zulmetmeyeceksiniz. Bunun en güzel tarafı bu. Sağ olsun bizim Zübeyde Hanım ve ekibi proje yürüttüler. Burayı bu hale getirdiler, Başkan Veysel Tiryaki'nin gayretleriyle. Ortaya güzel bir şey çıktı. Burayı gezeceğiz. Buradan bir ders çıkaracağız. Kimseye zulmetme, kimsenin hakkını alma. En güzeli bu. O zaman buralara gerek kalmaz zaten. Ben aslında bir alt koğuşta Ahmet Bey'in cezaevindeyken yaptığı eşyalar var. Evet, yazdığı şiir, bir kitabı, defteri oraya var. Oraya gideceğiz. Evet, oraya gidelim bence. Burada yazdığım şiirler, inanın, şimdi okuyorum bunu, kim yazmışsa güzel yazmış diyorum. Yani demek ki önce hissedeceksiniz, sonra samimi olacaksınız ve yazacaksınız. Yani öyle. Taş medrese dedikleri, bir köpük yürek kadar sıcak ve temiz burada. Gölgemizi öpmekte soğuk ve kirli taşlar. Çiçekleri yüreğin bir kem sözle kurur da,
bin bir çölle boğuşur, buzdan Tolgalı başlar. Yalnız size bir hatıramı anlatayım, onu çok seveceksiniz. Yan koğuştayız, bir gün yanlış bir sayım oldu. Gardiyanlar geldi, büyük gürültülerle kapıları açtılar. Gece bizi tekrar dışarıya aldılar. Şimdi ben de koğuşun ağasıyım, yani koğuştan sorumluyum. Ben, herkes çıktı, ben en son çıktım. En son çıktım dedim, ya yanlış mı görüyorum? Herkes yere yatmış, böyle gökyüzüne bakıyor. Lan dedim, niye yattınız, ne yaptınız? Meğerse yıldızlara bakıyorlarmış. Çünkü senelerce yıldızları görmemişler. Böyle bakıyorlar. Çok hoşuma gitti. Yani dedim ki ya insanların demek dışarıda yıldız görmesi de güzel. Çok güzel bir hadise. Demek ki arkadaşlar yıldızı bile görsek, gezsek bile buna şükretmek lazım. Ben de yazarlık olduğu için yolum hep cezaevinden geçti. Mamak'ta yatıyoruz. Mamak askeri cezaevinde. Bir saat havalandırmamız var. O bir saat var ya, yağmur yağsa çıkar gezerdim. O yağmur bana var ya, dünyanın en güzel hadisesi gelirdi. Şimdi dışarıda böyle yağmur yağdığı zaman oraya aklediyorum. Aklıma geliyor, Allah'a şükür diyorum, ya Rabbi şükür diyorum. Yani o yağmur yağınca ben seviniyorum. İşte arkadaşlar bu hadiseler şu noktada bizim için önemli. Düşüncelerinden dolayı insanları önce biz küçük görmeyeceğiz. Her insanın bir inancı olabilir. Her insanın bir fikri olabilir. Ve bir de kimsenin kesinlikle hakkını almayacağız. Yaşayan her insanın annesi var, babası var, ailesi var. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunlar belki onları hatırlatır diye önemli, güzel. Müzemiz cezaevinin 6. koğuşundayız şu an. 6. koğuş biraz daha zamanında ağır suçlu mahkumların kalmış olduğu bir koğuşmuş. Şimdi de işte müze kısmı, müzelik eşyaların sergilendiği salon burası. Bu cemekanda da Ahmet Tevfik Ozan'ın eşyaları sergileniyor. Yanında da Necip Fazıl var. Ahmet Tevfik Ozan Ulucanlar'da kaldığı dönemlerde bir şiir defteri tutmuş. Sağ olsun daha sonra onu bize verdi sergilememiz için. Çok da ilgi görüyor. Arkasındaki kutuyu da kendisi yapmış. Bakın mücevher kutusu. Yine boncuk işlemiş o dönemlere ait. Daha yeni başka gönderdiği eşyalar da var. İnşallah onları da koyacağız bu vitrine. Burası en yoğun ilgi gören koğuşlardan bir tanesi. Bu eşyalar gerçekten insanların en çok vakit geçirdiği, yani müzeyi gezerken en çok kaldıkları koğuş bu koğuş. Her eşyayı tek tek inceliyorlar. Ahmet abi, evet. Şiir defterini gördük. Evet, bu defter... Şairlik buradan mı başladı? Şairlik buradan başladı. Şimdi bu defterin her sayfası bir desen ve bir şiirle dolu. Ben o zaman keçe kalemlerle bunları yazardım. Şimdi hayret ediyorum, bak 1974 kaç sene geçmiş. Bu da keçe kalemlerin şeyi en azından görüntüsü duruyor. Demek ki eskinin keçe kalemleri de iyiymiş. Yani bu anlam çıkıyor. Şu arkada gördüğümüz bir mücevher kutusunu da biz siyah röntgen filmlerinden yapardık. Önce onu yıkardık, evet, bir kimyasalla. Sonra o şekilde getirirdik. Bu şeyi de tam ben bizzat öremedim ama bizim mahkum arkadaşlarımız bana yardım ettiler. Ben desenini çizdim, onu o şekilde getirdiler. Daha sonra tabii şu, o arkadaşlar şu tür boncuk işleri de yaparlardı. Arkada bir gene bir el emeği bir şey var, fincan var. Ben yalnız cezaevlerinde diğer kısmı 3 koğuşu idare ettiğim için biliyorum. Bir işle uğraşan, güzel sanatla uğraşan mahkumlar problem çıkarmazlardı. Şimdi hiç unutmam hocam, onu da söyleyeyim. 3. koğuş hırsızlar koğuşuydu. Ben onu idare ederdim 2 sene. Onlarla güzel bir diyaloğum vardı. Herkesi bilirdim. Yalnız burada bir şiiri okuyayım isterseniz. Zaten burada baktığınız zaman bir saat var, kapılar var. Bu cezaevini anlatıyor. Cezaevine ilk giren bir mahkumun hislerini anlatıyor. Zaman bir akrep gibi gönlüme aksın diye aldılar anacığımı, her şeyimi aldılar. Eritilmiş bir kurşun denizinde her şeyimi ansızın alev aldı sandılar. Taş duvar, demir kapı, ışığa hasret günler, asırlık bir hasretle üstüme kapandılar. Bunu cezaevine ilk defa giren bir insanın hissiyatı. Mektup. Zaman bir akrep gibi gönlüme aksın diye aldılar anacığım, her şeyimi aldılar. Eritilmiş bir kurşun denizinde her şeyimi ansızın alev aldı sandılar. Taş duvar, demir kapı, dünyadan kopmuş günler, asırlık bir hasretle üstüme kapandılar.
Ah anam, ah anam, ah iki gözüm. Gün gelir, gün geçer, Allah büyüktür. Her ana taş basar bağrına bir gün. Vatan borcu, namus borcu bir yüktür. Karı düşer yeşil çimen üstüne. Şahini yel olur düşman üstüne. Vatan bu, sevdalar sevdası bir şey. Çilesi gül olur diken üstüne. Sabah olur, akşam olur, gün batar. Kubbelerden damla damla nur akar. Bizim gönlümüzde üç çifte kayık. Bir batar, bir çıkar, bir yana yatar. Gün gelir, gün geçer, Allah büyüktür. Her ana taş basar bağrına bir gün. Vatan borcu, namus borcu bir yüktür. Şimdi arkadaşlar, ben buradan çıkınca Zübeyde Hanım'a diyorum ki, ben buradan çıkınca çok seviniyorum. O da diyor ki niye? Ya dedim, hiç çıkarken hiç kimse nereye gidiyorsun demiyor. Çünkü burada kaldım ya. Eskiden imkanı yok, çıkamazdım. Şimdi rahat çıkıyorum. Buradan çıkarken de gene huzur içinde, güvenle, sevinçle çıkacağım. Çok teşekkür ederiz. Ben 74 Kasım'ında geldim. 74, 75, 76. Daha sonra buradan Kırşehir, Kayseri'ye, Niğde'ye gittim. Oradan tahliye oldum. 2 yıl kaldım. Tabii burada 2 yıl, 2,5 yıl kaldım. Ama bu süre içerisinde tabii bu cezaevinde 2 kişi idare ediyorduk burayı. Yılmaz Güney ve ben. Elimizden geldiği kadar buraya düşen insanlar kim olursa olsun incinmemesi, zarar görmemesine uğraştık. Hatta ben ayrıldıktan sonra da Yılmaz Güney başkentlere gitti. Buralar çok karıştı. O zaman Mardinli bir savcı vardı. Mardinli savcı demiş ki, daha sonra Vehbi Camgöz. Siz biliyorsunuz, o da burada. Vehbi Camgöz'e demiş ki, ya ben demiş bu Ahmet Hoca'yı bilseydim göndermezdim. Çünkü ben burada mahkumlarla konuşurken arkadaşlar, mahkum zaten idam almış ya. Bir şeyden korkmuyor adam. Ama mahkuma en fazla tesir eden neydi? Efendilik ve adalet. Mahkum abi dedim, ulan diyor, hem koğuş alsa hem bana abi diyor. O hemen kalbi yumuşuyordu. Ya ne kadar suçlu olursa olsun hepsinin bir insani tarafı vardı. Bir gün ben havada çok soğuk yatıyorum. Tabii şey oldu, siz dediniz ya, mahkum koğuş ağalar orada yatar. Bir gün arkadaşlar, şimdi benim yatağım bu şekilde, diğerleri böyle yatıyor. Ben de bir parka giydim. Üzerine buraya kadar çektim şeyi, fermuarını. Yatıyorum, gecenin bir saatte baktım birisi fermuarımı çekiyor. Bir baktım kedi kadar bir fare. Çok büyük burada fareler var. Beni buraya çekiyor. Bir kafamı kaldırdım, fare korktu. Şimdi böyle, şimdi benden korkunca döndük, kaçmaya başladı. Fakat kaçarken yatan insanların kafasına basıyor. O insanlar da küt 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 kalkıyorlar, o şeyler gibi, o dominolar var ya. O zaman çok gülmüştüm. Şimdi tabii bir İslam alimi diyor, zevali elem lezzet olduğu gibi, zevali lezzet dahi elemdir. Yani güzel günler geçince niye geçti diye üzülürsün. Kötü günlerde geçince ya Rabbi şükür diye sevinirsin. İşte bu işler böyle. Burası Ulucanlar Cezaevi'nin birinci kısmı. Birinci kısım, ikinci koğuş diye geçiyor. Sağ görüşlü mahkumların, evet, kalmış olduğu koğuş. Gördüğünüz gibi yapı olarak, şekil olarak, sayı olarak diğerleriyle aynı. Aynı büyüklükte, aynı şekilde. Ama burası işte müze olduktan sonra filmdi, sinemaydı, klipti, o tarz çekimleri ayrılan bir yer haline geldi, evet, şimdi. Evet. Şimdi bu içinde bulunduğumuz koğuş benim 74-77 yıllarında bulunduğum kısım. Bu koğuşun ben önce koğuş sorumlusu, yani koğuş ağası oldum. Burada bütün ülkücü mahkumlar buraya toplamaya başladı ama 1 ve 3'ü de biz idare ediyorduk. Yaklaşık burada 500'e yakın bir mahkum, bizim 500'e mahkum, 500'e yakın bir mahkumu temsil ediyorduk. Burada şu ileride görünen küçücük bir mekan hem tuvalet hem banyo olarak kullanılıyordu. Banyo derken böyle bir lüks bir banyo değil. Yarım teneke sıcak su, üzerine soğuk su koyacaksınız. Bir tuvaletin üzerine tahta kapatılmış, orada banyo yapacaksınız. Şu gördüğünüz soba burayı ıslan sobaydı. Yukarıdaki mazgallarda devamlı gardiyanlar gezerdi aşağıda ne oluyor ne bitiyor diye. İnsanlar da burada birleştirilmiş ranzalarda, normalde burada 80 kişi kalacaksa en az 200-300 kişi kalırdı. Bu şekilde ben mesela ilk defa cezaevine geldiğim zaman savcıyla görüşme dilekçesini 5 liraya yazıyorlardı o zamanın fiyatıyla. Ben gelmez piyasayı düşürdüm, ücretsiz yazıyorum dedim.
Ondan sonra neyse ücretsiz. Daha sonra temiz layihası yazmaya başladık falan filan. Bunun aramızda hukukçular var ama biz kendimize göre iyi kötü yazıyorduk. Tabiatıyla burada bizim epey vaktimiz geçti. Ama burada ben şuna inandım. Koş arkadaşlarından hatırladığın kimler vardı burada? Burada mesela Selahattin Arpacı vardı. Buraların resimlerini yapardı. Şimdi Osmaniye'de şu anda avukat olarak çalışıyor. Ayrıca mesela Muharrem Şemsek, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu buralardan geçti. Pek çok dostumuz buradan geldi geçti. Her biri de şimdi makam mevki sahibi oldu. Ama ben şuna inandım. Buralarda var ya, adam zaten idam almış, senden korkmaz. O adamlara tesir etmek için bir tek şey geçerliydi, adil ve efendi olmak. Ben buranın koğuş ağasıydım ve mesela burada çaylar, mesela 15 günlüğüne burada çay ocağı çalıştıran insan bir senelik ihtiyacını karşılardı. Ben o çay dağıtırken mahkumlar ceza almış mı, durumları ne diye çok adilane dağıtırdım. Ve bütün mahkumlar da bundan memnuniyet duyardı. Bir ara... Zaten ben Burak Hoş temsilcisi seçilirken ben ortaya çıkmadım. Mahkumlar dedi ki Ahmet Hoca olsun. Yani onlar, ben şuna inandım. Adil ve efendi olursanız sizi sevmeyen insanlar bile olsun diyor. Kendi mesela diyor ki ben buna versem bu adam haksızlık yapar. Buna versem haksızlık yapar, bana zarar verir. Ama Ahmet Hoca vermez diyor. Ve neticede biz o zaman da Ecevit gelecek, affedecek diye bir şey vardı, inanış vardı. Bizi sevmiyorlardı siyasi olarak. Ama bizim temsilci olmamız için kendileri uğraştı. Çünkü diyorlardı ki Ahmet Hoca gelirse... bu işi daha güzel adilane yapar diyorlardı. Efendim, Urucanlar cezaevini gezdik. Zübeyde Karalı Uzunoğlu hanımefendi bu cezaevinin müze olarak düzenlenmesinde büyük emekleri olmuş. Sağ olsun Ahmet abiyi ve bizleri gezdirdi. Evet. Ahmet Tevfik Ozan'ı biz bugün daha yakından tanıdık. Aslında yarısını tanıyormuşuz, yarısını tanımıyormuşuz. Hepimiz duygulandık. Yakın tarihin, son 100 yıllık tarihin siyasi olaylarını burada yeniden hatırladık. Acılı yılları yeniden hatırladık, hüzünlendik. Ben Zübeyde Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Ahmet Tevfik Ozan ağabeyimize de bu hapishanede yatmış bütün mahkumlar, yaşayanlarına sağlık ve sıhhat diliyorum. Vefat etmiş olanlara da sonsuz rahmetler diliyorum. Ülkemizin siyasi hayatının içerisinden geçen bu acılı yılların inşallah romanları yazılır, filmleri yapılır. Çünkü halkımızın, insanımızın, toplumumuzun bu hikayeleri bilmesi lazım. İşte bu cezaevinde kalmış, yatmış, çıkmış Ahmet Tevfik Ozan... Bugün Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hocalık yapıyor. Elazığ'ın kültür hayatında müstesna eserler ortaya koyuyor. Elazığ'ın kültür hayatına katkılarda bulunuyor. Ve bu ülkenin bayrağının efendim daha görkemli dalgalanması için gayret sarf ediyor. Bir de hadisenin biz bu tarafını görmüş olduk. Ben hayatımda ilk defa bir cezaevi gördüm. Çok duygulandığımı ifade etmek isterim. Ama bu müzeyi, burayı bir müze haline getiren insanları da hasreten tebrik ediyoruz. Son sözü Ahmet abiye bırakalım ve burada noktalayalım. Sevgili arkadaşlar, şimdi emin olun insanın şerefi, haysiyeti, muhabbeti, merhameti ve adaleti bir kristal vazo gibidir. Düştü mü kırılır. Şimdi bakınız, buraya ben geldim. Ben burada 3 sene kaldım. Şimdi benden nice sonra Zübeyde Hanım buranın proje amiri olarak buraya geldi. Ben eğer burada yanlış yapmış olsaydım var ya, Zübeyde Hanım bizi böyle karşılamazdı. Çünkü onun kulağına giderdi. Öyle değil mi? Benim hakkımda çok yanlış bir şey duydunuz mu? Hiç duymadım. Bak işte. Yani Ahmet Bey bizim dostumuzdur yani en başından. Evet. Ya diğer mahkumlardan da bir şey duymadınız değil mi? Hayır. Evet. Kesinlikle. Eğer ben yapmış olsaydım, zulmetseydim, yanlış yapsaydım onlar söylenirlerdi. Ama şeyin de kulağına, Zübeyde Hanım'ın da kulağına gelirdi. O zaman insan şerefini, haysiyetini, merhametini bir kristal vazo gibi taşıyacak. Bizim bir nacizane düşüncemiz bu. Ben son bir şey söyleyeyim. Evet. Az önce güzel bir şey söylediniz. Buralar iyi ki müze oldu. Değil evet. mi Ahmet Tabii Bey? Çok, yani çok güzel, evet. Burası kapatıldıktan sonra hakikaten üzerinde ne olacağına dair bayağı bir tartışmalar vardı. Ama daha sonra Altınağ Belediye evet. Başkanımız Sayın Veysel Tiryaki olaya dedi bu benim sınırlarım içerisinde dedi. Burayı dedi müzeleştirelim. Kültür çok Bakanlığı, güzel. Adalet Bakanlığı, Mimarlar Odası, Ankara Barosu evet. bir işbirliği içerisinde biz bu işe başladık.
Kendisine her zaman görüş ve öneri defterine zaten teşekkür ediyorlar orada. Biz de yazalım arkadaşlar. Evet, siz de giderken. Yazalım mı? Evet, siz de yazın. Geldiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Ahmet Bey zaten bizim dostumuz. Kapımız ona ve onun arkadaşlarına her zaman açık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu devrin romanını yazıyor. Ahmet Tevfik o zaman benim çocukluk arkadaşım. Anlatırdı. Hikaye gelirdi. Ben onu burada düşünemedim. Allah kimseyi düşürmez. Aferin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında böyle bir belgesel çekmek aklımızda yoktu. Ankara'da Şiirlerle Elazığ Yaşamak adlı bir gönül programına Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Mücahit Yanılmaz'ın tahsis ettiği bir araçla gittik. Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık bize kameraman Orhan Arslan'ı görevli kıldı. Manas Kültür Evi ve Ankara Elazığlılar Derneği'nin bu gecesine Elazığ'dan pek çok yazar ve şair katıldı. Elazığlı şair ve yazarlar 9 Ekim 2016 tarihinde Ulucanlar Müzesi'ni gezdiler. Fırat Deve kamerası sürekli çekim yaptı. Şair ve yazarlar taşlara sinmiş bir hüzün kokusunu adeta yaşadılar. Zaman zaman bu kokuyu mısralarında anlatmış bir şair Ahmet Tevfik Ozan'ın hissiyatını dinlediler. Nice sonra Elazığ'da kültür ve sanat duayeni yapımcı Şener Bulut, Ulucanlar'da resmettiği karelerden bir belgesel yapmayı murat etti. Kanal Fırat'ın usta montajcısı Eyüp Altın'la stüdyoya girdi ve bu eser ortaya çıktı. Ulucanlar'ın akan giden zaman içinde birey ve cemiyet üzerindeki tesirleri resmedildi. Akan giden zamana bir kalıcı söz, bir kalıcı selam bırakıldı. Ve teşekkür tabii. Ulucanlar Müzesi proje sorumluları Zübeyde Karalı Uzunoğlu'na ve Merve Bayıksel'e. Ve tabii en önemlisi Ulucanlar Müzesi'nin banisi Sayın Altındağ Belediye Başkanı Doktor Veysel Tiryaki'ye.